Bu tip ne ya? Ha? Gelirken bere aldım. Yakışmış mı? Teşekkür ederim. Çok Benim sağ ol. şapkam nasıl? Ben şapkaları çok seviyorum. Evet. Biliyorum. Evet. Cumalıkızık'tayız. Bir bakalım ne var ne yok dedik. Burada güzel bir kahvaltıcı varmış. Önce bu oraya gidelim. Bir karnımızı doyuralım çünkü ben kahvaltı yapmadan pek Benim karnım uyanamıyorum. Benim de guruldadı bu arada. guruldu Burası UNESCO Dünya Mirası ya. Listesine Listesi'nde. girdi, Evet. evet. Biliyorsunuzdur belki ama bilmeyenler için söyledim. Buradan inince de İskenderiye gideriz. Ama belki bir porsiyon ikimiz yeriz. Çünkü Evet. kahvaltıdan sonra ki Biraz ben ağır bayağı kahvaltı gelebilir. yapacağım yani burada. Ben de. Buraya ben kahvaltı yapmak için gelmişim gibi de düşünebiliriz. Bir gidelim bakalım ne var ne yok. Bir de bak magnetler varmış şuradan. Ben bir tane magnet çözerim. Benim magnet Pinokyo var koleksiyonum var. orada. Evet de biraz korkunç. Pinokyo'nun adam bize baktı hayatım. Öyle denir mi? Adam Pinokyo dedi mi? Şaka lan Demedim şaka. ona. Hayır demedim. Tamam hadi gidelim kahvaltı yapalım. Nedir ya bu? Buyurun. Efendim, yakalandık. Kameralara yakalandık. Yunus Bey, Cumalı kızı gezerken yakalandı. Evet, sokaklarda gezmeye bayılırım. Burada bir dizi çekildi. Biliyor musun diziyi? Kınalı kar, kınalı kar. İzliyor muydun? Sen de ben o zaman doğmamış bile olabilir. Annemler izliyordu, ben şey yapıyordum. Ama çok güzeldi o zamanlar. Hiçbir şey hatırlamıyorum diziyle ilgili. Ama güzeldi yani. O muhtemelen ailenin sıcaklığı, birlikte dizi izleme falan. Ama sokaklar falan çok güzel. Senin çok seveceğin değişik şeyler var burada. Merhaba köpüş. Çok mutlu olduğunu düşünüyorum burada. Ulan çok üzgün ya. Oo kilitli kapılar ardında. Benim burnum dondu. Çocuk olsam bunlara basa basa giderdim. Merhabalar. Hoş bulduk. Bir şey diyeyim mi? Burada soba dayanıyordur ha. Evet, şöyle oturabilir miyiz? Biraz büyük ama. Tamam. Şimdi ben benim çok sevdim çıkarmayacağım. Ben de çok sevdim çıkarmayacağım. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Şu an kimse yok ve abla çok tatlı. Bizim çok aradığımız tatlı. Beyefendi çok tatlıydı. Herkes çok tatlı. O yüzden soba da çok tatlı. Gidi ya üstünde ekmek kızartmış. Ay, ben evet. ekmek kızartmasını çok seviyorum. Ben de çok severim kızarmış ekmek. Kahvaltıda zaten kızarmış ekmek olması lazım. Böyle sadece olsa bile olur. Sen mantı niye çıkarmadın? Şimdi buranın muhlamasını çok övdüler ki biz Rize'den geldik. Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık. Demiş Türkan Şoray. Bu da biraz şey yapıyor sıcakta da. Şu elimi sokayım da sıcaklığından faydalanayım. Ne kızartacağım? Ya ben bunu böyle buradan alıp mı böyle koymalıyım? Bence o ızgaranın üstüne koy. Değil mi? Yavrum yanmaz tabii ki ne var? Yanmıyor yani şu an inşallah. Oğuz mu yanmıyorsa elinde yanmaz. İki tane yeter. Ne yeter lan? Ben balla zaten iki dilim ekmek yiyorum. Tamam. Şimdi. Ben ekmek getireyim mi? Bu kızardıysa olur. Patates güzel. Beyim buyurun. Thank you. Evet hadi. Ben de. Çok sıcakmış. Ben de. Dur yavrum dur bu senin zaten. Hayır. Niye? Ben kendim alayım. Hadi al dokunma sakın ha. Ulan parmağım yandı ya. Evet sıcak. Bakayım nasıl. Oha. Oğlum sanki vanilya var lan içinde. Tereyağı ile alakalı bence. Gerçekten mi? İnanılmaz güzel. Yani bu arada şöyle geleneksel muhlamanın o peynir tadından ziyade daha güzel bir şey var içinde. Tereyağı
Zaten tereyağı öyle yapılıyor zaten. Zaten. Oğlum bu muhteşem bir şey. Ben bunun için buraya gelirim. Yemin ederim muhteşem. Süt gibi bir şey var içinde. Süt sanki. Var. İmkansız ama nasıl süt olabilir bunun içinde? Başka bir şey yumuşak var. Yumuşak bir süt değil mi? Sanki... Yumuşak bir süt? Yani şöyle... En güzel koyundan tereyağı yapılmış gibi. Ama bu... O bayağı uzuyor. Evet. Değil mi? Ayağa kalkacaktım. Ha şimdi bak, ben de uzatayım. Çok iyi. Yandın değil mi? Hı? Yandım! Şu ne? Hı. Burada bir peynirli bir şey var. Ben çok peynir sevmem. Ama tadına bakacağız. Bunu ısıtmışlar diye düşünüyorum. Peynir var, yeşil soğan var. Hı? Soğan, peynir, bir de kırmızı biber kızartmışlar üstüne. Peynir değil bu. Lor. Peynir. Ay lor da peynir değil mi? Koyuyor. Acukası çok övülüyordu. Hemen bakalım. Yani yorumlardan. Övülüyordu derken herhalde. Ben senin tadına hemen baktım. Ben hayatım. Çok güzel. Yine bu da öyle acılı bir şeymiş gibi değil de kahvaltı en önemli öğün. Benim için aksini iddia eden. Ya kahvaltıyı tam yapmadığın zaman böyle iyi geçmiyor. Yok geçmiyor. Şu manyak bir şey. Gelinir. Güzel. Garanti bir kahvaltı sofrası. Sessiz, sakin. Hafta içi geliyorsanız çok sakin. Hafta sonu dolu oluyormuş. Hafta sonu biraz yoğun oluyor. Bir de belli odalar varmış. Orayı da böyle aileleri falan kapatıyorlarmış. O da güzel olur. Sadece kendinize ait bir alan. Eğer kalabalıksanız, 7-8 kişiyseniz kapatılıyormuş ama odayı kapatma ücreti gibi bir şey varmış ekstra. 300 lira mı ne dedi herhalde ama 8 kişi gelmişken de 300 lira fazladan verilir mi? Verilebilir. Yani sakin bir aile ortamı. Kişisel bir alan olacağı için aynı. Cacı ki mükemmel. Ben bal yemiyorum, bunu koyalım. Bal yemiyor, ne kadar şanslıyım. Sofraya gelen bütün balları ben yiyorum. Ne bu? Patlıcan mı? Evet. Közde patlıcanı yoğurtla fıtı fıtı yapmışlar, güzel olmuş. Değil mi? Beğenmedim deme. Beğenmedim deme patlıcan hayatım. Patlıcan sevmiyorum ki ben. Niye yedin o zaman ne patlıcan mı? Ne bileyim o zaman? Bizim ağız tadımız seninle hiç alakası yok. Kahvaltıyı yapalım, bir de son bal tadımım. Olmazsa olmaz. Çok güzel değildir. Yoksa hepsini yiyeceğim. Ben çiçek balı seviyorum. Önce bunu bir ayıralım. Çünkü bazı insanlar farklı balları seviyorlar. Kestane seven var. Utku gibi. Ama ben çiçek balı seviyorum ve mükemmel bir çiçek balı. Neyse. Bir cumalı kızı gezelim. Sonra oradan inip bir İskender yiyelim. Sen bunu önüne almışsın. Biraz öyle oldu. Gördüm. Isıtalım mı? Şeyin üstünde, sobanın üstünde. Bravo. Abartısız söylüyorum. Nerede lan? He oraya koydum. Bak kafam gitti anladın mı? Çok güzel abi. Ama çok lezzetli. Yeter artık övmeyeceğim bir şeyi. Övmeyeceğim bir şey yemek istiyorum. Bu ne? Ne diyeceksin? Yaklaştın. Özür dileriz. Olmadı bu. Yani... Ama ne yapalım ki şimdi bunu göstermezsek de siz buranın farkına varmayacaksınız oluyor değil mi? Ha. Şimdi gidelim cumalı kıza çünkü hep yiyor. Burayı yiyelim. Cumalı kıza gidelim. Bir güzel gezelim. Yediklerimizi eritelim. Zaten. Yavrum meydana meydana falan gideceğiz işte. Tamam hadi. Hı-hı. Hadi. Nereye gidiyor? Day 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 day. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çay. Güzel. Abla dedi çayımız güzeldir dedi. Ben Rizeliyim. Bana sökmez abla demedim tabii. Sen aman sıcak sıcak ne yapıyorsun? Bir fırt çekeyim dedim ya. Çek fırt. Oy dur. Oy dur şöyle al. Yandım. Efekt yaptım. Hadi gidelim hakikaten. Oo ayaküstü çayımı içtim gördün mü işte. Bir Rizeli olmak bunu gerektirir. Ayaküstü çay. Hadi içelim. Daha yarısı duruyor. Nasıl? Oğlum bunda 2 fırt burada bir şey var. Bak 1 fırt yarısı indi. Yandım.
Beşburt değilmiş, yandığım için bütün her yerim yanıyor. Kızardı. Bu surat nedir ya? Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkür ederim, afiyet olsun. Çok sağ olun. Bir şey diyeceğim. Nerede bu kırmızı karevi? O zaman ben fiyatları söyleyeyim. Kişi başı 250 lira. Biz 835 lira ödedik. Ekstralarla birlikte. Ekstra ne var? Kavurmalı gözleme. Mıhlama. Bir de patates. Bence fiyat uygun. 250 lira kişi başı. Kaliteli, güzel bir kahvaltı. Çok rahat yeter yani iki kişiye. Cin aralığına götüreceğim. Hadi götür beni cin aralığına. Korkuyor musun? Cinlerden mi? Tövbe estağfurullah. Yani cinlerden de. Herkeste çok bir şey var. Ben yok, korkmam ya, niye korkayım? Tavuklar, biliyor musun? Şu elindeki alet var ya, Osmo. Gimbal'ı var yani. Evet. Tavuğun kafasına kamera bağlıyorlar. O mevzuyu biliyor musun? Biliyorum. Hiç sallanmıyor. Sallanmıyor mu? Evet, tavuğun kafası hiç sallanmaz. Böyle gider bak. Tavuk görürsek göstereyim sana. Ben girmeyeceğim, seni sokacağız oraya. Bak, tavukların kafası böyle oldu bak. Yürüyorlar mesela, kafa sabit. Olmuyor, sabitleyemiyorum. Tavuk değilim ki abi, ben niye sabitleyeyim? Evet, böyle şehrin ortasından bir su akıyor. Bir dakika, niye cin aralığı diyorlar oraya? Çoklar ve ismi çok. Dünyanın en dar sokağıymış. Öyle mi? Evet, öyle yazıyordu. Ben geçersem değil. Ama atıyor da olabilirim birazcık. Amanın. Bunlardan her yerde mi yapıyorlarmış? Bir şey diyeceğim. Kandırıldık mı biz? Kandırılmış hissediyorum. Şimdi bak, hadi onlar el yapımıydı. Bunlar? Bunlar da el yapımı. Kandırdılar seni hayatım, pazarda. Ama güzel. Yani güzel de kandırıldığın gerçeğini değiştirmiyor bu. Sorsana bir ne kadarmış. Turistik fiyat öyle. Teyze gel işareti yapalım. Kolay gelsin. Kupaların fiyatı ne kadar? 50 lira. 50. Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Kupalar... Demek ki pazarda sen kazıklandın hayatım. Nereye? Cin aralığına götüreceğim seni. Abi cin sokağı nerede? Cin sokağı yukarıda kal. Tamam. Sağda mı solda mı? Buradan çıkıp caminin kenarına yukarı dik çıkın böyle yukarı. Tamam. Caminin arasında boşluk. O boşluk bittikten sonraki araya gireceğiz. Şüpheli ev yatıyor. Tamam. Şüpheli ev. O şüphelerin arasında gireceğiz. Solda orada. Tamam. Şüpheli ev. Tamam. 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 Teşekkürler, kolay gelsin. Bana böyle hep tarif ederler yolları. Ben hep teşekkür ederim. Sonra hepsini unuturum, hiçbir şey anlamam. Ben de sen aklında tutuyorsun ya. Cami dedi, şüpheli dedi, küpeli dedi, ev dedi, dar dedi, yol dedi, var dedi, sağda dedi. Ben yani sana güvendiğim için hiç dinlemedim birazcık sana. Buralarda 1947'den beri gerçekleşen her sene buralarda insanlar genelde hanların içerisinde bulunuyor ve soğuktan kendilerini sobayla muhafaza ediyorlar. Bir yandan da elbette Instagram'da geziyorlar. Ya hayır. Ay. Ya yakalandın. Aha, camiyi gördüm. Aa! Yunus Sokağı'ndaymış Kınalı Kar şeysi. Evet. Çok duygulandım lan. Ben severdim Kınalı Kar'ı. Neredeymiş yani? Doğru mu gidiyoruz? Evet. Tamam. Bulalım bakalım neredeymiş. Sağ ol abla, kolay gelsin. Teşekkürler abla, kolay gelsin. Aha, cin aralığı. Evet, hazır mısın? Hazırım. Cin mi çıkacak oradan? Sokağın adını direkt buraya vermişler. Yani... Allah. Ben de seni tutmuyorum, sen de. Bu olamaz zaten. Aha. Sen... Hazır mısın? Ben girmeye korkuyorum. Ne, burada sokak yok ki hayatım. Neresi? Nasıl yani? Sen geçmem buradan. Sen geçersin, ben korkarım. Şimdi buraya böyle bir isim vermişlerse bunun bir nedeni vardır. Ben 3 kere geldim. Bak bak, kameraya bir şeyler olmaya başladı hayatım. Korkuyor musun gerçekten? Evet, korkuyorum çünkü çok tamam. Dar. Hiçbir şey olmaz. Ne dar lan? Buradan iki tane yan yana geçeriz biz buradan. Hayır. Arkadaşlar buradan Allah'ınızı severseniz ya. Ha? Ben burnumu kapatıp geçeceğim. Niye? Neden? Dar olduğu için. Burnunu kapatsan zaten nefessiz kalıyorsun hayatım. Tamam.
Ciddi olamazsın. Ama bunu ciddi söylemedin mi? Ama insanın kendi krizlerini kendi imkanlarıyla yaratması da ayrı bir şey tabii. Şimdi tutun bana, hazır mısın? Dur. Kaç saniye sürer? 15 maksimum. Ama ben biraz yavaş geçeceğim. 25. Yavaş geçme ya. Yavaş yavaş yavaş. Gel. Derin, 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 derin. Duvarlar birbirlerine yaklaşıyor arkadaşlar. Oha! Bir yere gelmedik hayatım, normal sokağa çıktık. Ne oldu şimdi? Burası korkunç bir şey. Ne var, geçemez misin? Bunlar efsane hayatım. Efsane bir şey yani. Lan bizim kahvaltıcıya çıktık. Tarif edelim o zaman yolu. Cinan Hanım'dan geçince karşınıza çıkıyor. Tamam tamam, hadi korkuyorsun sen, gel. Ellerin üşüdü mü? Nereye gideceğiz ama? Nereye gideceğiz? Kınalı kar. Nereye gitmemiz lazım? Nereden? Abi. Tamam, cinden çık, sağa dön, düz devam et. Korkma hayatım ya. He? Çok dar. Yok yok, önden sen git bu sefer. Aradan geçebilir miyim hanımefendi? Hadi hayatım, bak burası daha kötü, kapı var falan, korkunç burası. Altında da aralık. Arkadaşlar bu kadar korkacak bir şey yok. Bak iki tane duvar örmüşler. Biraz mantığını düşünün buranın, bakın şimdi. Duvar, duvar. Yan yana iki tane ev yapmışlar. Arada bir yol var. Buradan geçiyorsunuz. Kınalı kar, kınalı kar, sen de büyük bir ahım var. Gelinleri, neydi devamı, kavuşmaz mı yüce dağlar? Kimin eviymiş burası dizide? Ben izlemedim, ben daha yeni doğmuşum. Sen bana söyle kimin eviymiş? Emrah olsun. Onun evi. O birine aşıktı galiba. Böyle bir hikayesi vardı. Vermiyorlardı. Bir cabbar ağa vardı bir tane. Cabbar ağa. Cabbar ağa. Emin misin? Evet. Bu ne oldu şimdi? Kapıyı çalmayacaksın herhalde. Hadi gel kaçalım. Çaldıysan. Yok. Ha, buradan sağa dön. Ya. Yalnız ne reklam etmişler ha. Tamam, şimdi oldu işte. Bu ev yakışır. Bence giremiyoruz. Bakın burası. Zaten yazmışlar kocaman tabela. Şöyle bir yer. Yalnız burayı şey yapmışlar, otel yapmışlar. İyi, bir gün şey yaparız. Hayatım ne yapıyorsun? Hayatım. Tamam, sezon kapalıdır. Kınalı kar, bulanlar, konak pansiyon. Kemal Çankaya mı? Biz buradan geçtik mi? Geçtik biz buradan. Bu havayla temas edince ısınan cep ısıtıcı. Bir şey diyeceğim. Bak. Hava daha soğuk olduğunda daha sıcak mı oluyor? Şimdi deneyebiliriz. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama bayağı ısınıyor. Al bunu da öbür cebine koy. Ne var içinde bunun? Bunun içinde de kimyasal birkaç madde var. Bilmiyorum. Demir sülfat mı ne, öyle bir şey var. Al. Önemli değil. Yok. Hayır, saçmalama, öyle şey olur mu hayatım? Eminim ben basfile deneysel bilim çeken bir bilim insanıyım ben aynı zamanda. Patlamaz değil mi? Yok, patlamaz. Orada patlıyor muydu? Yok, patlamıyordu. Reaksiyona giriyor sadece, havayla temas edince ısınıyor, bu kadar. Isınmadı. Isınan her şey patlar mı hayatım? Evet. Sen niye patlamadın bugüne kadar? Demek ki o kadar ısınmamışım. Tamam, bu da o kadar ısınmıyor gibi düşün. Patlayacak noktaya ulaşmıyor, tamam mı? Tamam, ısınmıyor. Ben bunları da açayım. Ama burada ayak işareti var. Ayak için olmasın. Yanlışını açmışız. teyze ne haber? Merhaba. Size burada mı yaşıyorsunuz? Ne güzel. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul güzelleri bunlar. Hadi bakalım gezelim. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Ya çok tatlı. Şey. Soracağım, soruyu da unuttum.
Teyze hayırlı yolculuk dedi, duydun mu? Sen hayırlı yolculuk diyorsun ya. Evet. Ben de sana hayırlı yolculuklar diyordum. Teyze hayırlı yolculuk dedi. Abim benimle dalga geçti. Abin? Onun yüzünden. Ne diye? Sen hayırlı yolculuklar abim demişti. Ben de hayırlı yolculuk demiştim ya. Evet. Sonra ben de abime hayırlı yolculuk dedim, bana güldü. Ama şöyle bir şey olabilir mi? Bak. Şimdi gideceksin. Evet. Bir de döneceksin ya. İki yolculuk var. Çiki çiki çiki. Ama biz şimdi gideceğiz sadece. O yüzden hayırlı yolculuk. Ya. Ne? Oo, kayı boyu. Ay. Sen de demesin. Güzel oldun mu? Oğul. Takkeyi kafamdan al. Isıtıcıya bulaşam. Aa, ısındı. Oha, çok iyi. Çiki çiki çiki. Oğlum mükemmel bir şeymiş bu arada. Çıkarınca duman çıkar mı? Soğuk ya, sıcak. Hayatım. Bir de diyorsun ki her şeyi kendi kafanda kuruyorsun. Sence bu senin kafanda kurduğun bir şey değil mi? Ama sıcak ya. Sıcak olan her şeyin içinden duman çıkmaz mı? Senden çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet. Çıkabilir o zaman. Ne yapıyorduk biz? İskender yiyeceğiz değil mi? İlk İskender mi yiyeceğiz? Bakacağız. Evet, buralara gelirseniz ya da geldiyseniz yorumlara bir fıtı fıtı yazarsınız. Fıtı fıtı abi, fazlası değil. Kınalı kalp sende. Bugün biraz sesim hazır değil. Yarın çekebilir miyiz? Su yedik ya. Bizi şu an nereye götürüyorsun? Ben bu arada nereye gittiğimizi gerçekten bilmiyorum. Yavrum, çok özel bir yere gidiyoruz. Girince diyeceksin ki aman tanrım, bu da neyin nesi? Bu gittiğimiz yer normalde çok meşhur bir yer var. Senle orada zaten biz İskender yedik. Şimdi seni alternatif bir yere götüreceğim. Oranın İskender'i çok güzel. İki yerinde İskender'i çok güzel. Sanayiye geldik şu an. İskender'den konuşuyoruz. Nereye gidiyor olabiliriz? Sanayiye getirdin. İskender'den. Sanayiye yiyeceğiz İskender'den. Ayak ısıtıcıların ayağıma koydum var ya, üf. Uy. Orada bir İpekçiler gibi bir çarşı var. Öyle bir şey demiştin sen bana. Koza Hanlı demiştin. Evet. Koza! Oradan mı geliyor lan ismi? Günaydın. Hani kelebekler. Hani tırtıllar kelebek oluyor ya. Evet. Kelebekler sonra hayırlan. Tırtıl mı yapıyordu onu ipeği? Kelebek yapmıyor. Evet. Tırtıl yapıyor. Tırtılımsı bir şey yapıyor. Bilmiyorum kim olduğunu. Tırtıl yapıyor. Tırtıl sonra ipek yapıyor. İpek olunca o ipekleri alıyorlar. Oha, öyle mi üretiliyor lan ipek? Tabii ki de çok değerli. Şaka yapıyorsun. Niye şaka yapayım? Oğlum, ipek yetişen bir şey değil mi? Böyle kozanın içinde yetişiyor işte. Fıtık fıtık fıtık. Hayır yani, ipek bir bitkinin bir ürünü değil mi, pamuk gibi? Hayır. Ciddi misin? Evet. Hayvansal bir ürün. Aa! Evet. Sonra işleniyor tabii, fabrikasyon oluyorlar. Örümcek ağ gibi yani. Evet. Tabii geçmeyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Ayak ısıtıcının ısısı çok şeye ulaşmıyor. Tap noktaya ulaşmıyor. Muhtemelen daha uzun süreli. El ısıtıcı maksimum sıcaklığa ulaşıyor. Baksana, çok sıcak bunlar. Teşekkür ederiz. İçeride ilave ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi bir karşılaştırma yapabilir miyim? Yap.
İsmi bilinmiyor çünkü. He. Allah Allah. Kesinlikle. Yok güzel. Diyorum işte yani insanlar şey yapıyorlar ama bayağı iyi. Bayağı iyi. 340 lira. 340 lira ama içeceği ikram etmişler. Öyle mi? Bir porsiyon şey fıtı fıtı. Ben sana patlayacak dedim. Onunki ya öyle. Benimkiler niye şişti ya? Oha bu da şişmiş. Kapalı çarşıya girer mi? Kapalı çarşı mı var? Buradan bizimle kapalı çarşı. Annem suların içine bunlardan koyuyor arkadaşlar. Kahvenin yanına. Sarmaya koyacaksın bu limon kurusunu. Aktar'a girdik. Bak şimdi bak bak. Aktar'a girdik. Ne bilgiler ben size. Gomalak diye bir şey gördük. Ben sanıyorum ki Aktar'da her şey yenen şeyler. Ben de öyle zannettim. Öyle değilmiş. Siz de öyle zannediyor olabilirsiniz. Aktar'da gomalak diye bir şey var. Gomalak eski mobilyaların verniklenmesinde kullanılan bir şey. Yani ne olduğunu bilmiyorum böyle. Değişik bir şey. Elma kurusuna benziyor. Evet. Onu bir şeyle açıp, neyle açıyorduk? Unuttum neyle açtığını. Evet. Bir şeyle açıyorsunuz, onu vernik olarak kullanıyorsunuz. Kozahan kebapçısı yok, kebapçı değil. Kozahan'a nereden giriliyor ki? Nereye gideceksin? Ben helvacıya gideceğiz biliyorum. Onun için heyecanlıyım. Helvacı değil, mağaraya ineceğiz. Ne mağarası? Zaten burada mağara mı olur? Yeraltı mağarası var ya, burada. Ya saçmalama yine hayal dünyada neler var ya. Ya yok. Öyle şey olur mu? Buradan seni mı gidiyorsun? Seni dedim ki çok güzel bir yere götüreceğim dedim. Helvacıya. Sen de götür dedim. Sen burada olduğunu düşünmedin mi gerçekten mağaranın? Saçmalama burada mağara falan olamaz lan. Burası... Burada yer altında mağara var. Hayır yavrum bu. Aa. Burası bildiğin han. Burada içeride helvacılar var, ipekçiler, bir şeyler var. Dükkan mükkan var, oturuyorsun, çay içiyorsun. Şimdi gireceğiz de sana göstereceğim. Mağara dediğin hayatım. 3 saat yürürsün, tamam mı? 3 saatin yürümesinin neticesinde girersin bir ormanlık bir alanı, kafanı bir çevirirsin. Mağara dediğin orada olur. Tamam, orada olur. Şehir merkezinin ortasında mağara olmaz. Mağara yapmışlar demek ki. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir yerde çok güzel ticaret yapılır. Yani. Gel ya, İpek 15 lira. Gel. 9 dakika yürüme mesafesi diyordu, onu arasın. Yürüyelim mi? Yürüyelim mi? Tamam, o kadar gelmişken. Hadi yürüyelim peki. Aa, hakikaten mağara diyor. Dur senin mağarayla çekeyim. O kadar istedin. Gir bakayım. Arkadaşlar gel. Seni bu mağara konusunda kim influence ettiyse bir kere onu ben tebrik ediyorum. Beni boğdun. Hiç beğenmedim. Gelmeyin. Hep gideceğiniz yerleri mi söyleyeceğiz? Biraz da gitmemeniz gereken yerleri söyleyelim. Şimdi mağarada kötü bir koku var, evet. Şimdi şu mağara tabelasının yanında bu mağaranın ne amaçla kullanıldığını, niçin burada var olduğunu anlat bakalım. Ablamız Instagram postu çekmiş. Reels. Ben de biraz ona kandım. Ondan mı geldik buraya biz? Evet. Yok çok kötü arkadaşlar, bütün gelmeyin. Bütün hepsini toplamışlar. Çok... Gelmeyin, öyle bir ümidiniz varsa gelmeyin. İnanılmaz küçük bir yer. Evinizin salonunda bir tur atın, aynı his yani, hiçbir farkı yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz yazıyor. Evet, yine bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, hoşça kalın. Abone olmayı ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Yorum yapmayı, bunları söylemiyoruz diye. Abone yapmayı... Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone. Abone. Varsa bir abone tuşu basarsınız. Hadi hoşçakalın.